أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Seyyec'alullahu ba'de usrin yusra ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum ve innallaha biküm le raufur rahim innallaha kâne tevvâben rahîmâ innallaha kâne gafûran rahîmâ ve innallaha kâne afûben kadîrâ innallaha kâne semî'an basîrâ innallaha kâne alîmen hakîmâ innallaha kâne aleykum rakîbâ İnna fetahna leke fethan mubina ve yansurakallahu nasran aziza inna hizballahi humul galibun innallaha huvel kaviyyul aziz innallaha huvel ganiyyul hamid hasbiyallahu la ilahe illa hu hasbunallahu ve ni'mel vekil la yahzunuhumul fezaul ekber iyyake na'budu وإياك نستعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahul azim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarına amin diyelim. O bir gün mescitte bir bedevinin namaz sırasında okumuş olduğu bir dua, sonrasında kendisini ödüllendirmiş olduğu, okuduğu bir dua. Efendimiz de onu bize sena ettiği için, bize naklettiği için okuyoruz. Ya men la terahul uyun ve la tuhalituhul zunun ve la yasifuhul vasifun ve la tugayyiruhul havadith ve la yakşad devair وَيَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ وَعَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تُوَارِي سَمَاءً سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَارِهِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ اِجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ اَيَّامِ يَوْمَ اَلْقَاكَ ف۪يهِ Ey gözlerin göremediği, başkalarının zan ve tereddütlerinin aslını asla karıştıramadığı ve vasfedenlerin vasfedemediği, hadiselerin değiştiremediği, belalardan korkmayan ve dağların ağırlıklarını, denizlerin miktarlarını, yağmur damlalarının sayısını, ağaçların yapraklarının adedini,
üzerine gecenin karanlığının çöktüğü, gündüzün aydınlığının doğduğu şeylerin sayısını bilen, hiçbir semanın semayı, hiçbir arzın arzı yeryüzünün, hiçbir denizin dibindekini ve hiçbir dağın içindekini kendinden gizleyemediği Allah'ım, ömrümün, ömürlerimizin en hayırlı anını sonu, amelimin, amellerimizin en hayırlısını son amelimiz ve günlerimizin en hayırlısını ise sana kavuştuğumuz gün eyle Allah'ım. Sana kavuştuğumuz gün eyle Allah'ım. En güzel günümüz sana kavuştuğumuz gün olsun Allah'ım. Allahümme barik li fi dini ellezî huve ismetu emri ve fi ahireti elleti ileyha masiri ve fi dünyaya elleti fiha belâgî وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ Allah'ım halimizin, hallerimizin koruyucusu olan dinimizi bereket kaynağı eyle. Dönüşümüzün kendisine olan ahiretimizi ve içinde azığımız olan dünyamızı mübarek kıl. Hayatı her türlü hayırları artırmaya vesile kıl. Ölümü de her türlü şerden kurtulmamıza vesile yap ya Rab. Allahümme inna nes'elke aişeten nakiyeten ve miteten seviyeten ve maradden gayre mahza ve la fadih. Allahümme ec'alni sabura ve ec'alni şekura ve ec'alni fi ayni sagira ve fi ayunin nasi kebira. Rabbi ighfir ve erham ve ehdinis sebilel akvam. Allah'ım senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm ve sana rezil etmeyen, ayıpları sayıp dökmeyen bir dönüş istiyoruz ya Rab. Allah'ım bizi çok sabreden, çok şükreden bir kul, kullar eyle. Bizi kendi gözümüzde küçük fakat insanların gözünde büyük yap. İstifade açısından ya Rab bizi bağışla. Bize merhamet eyle ve bizi en doğru yola hidayet et. Ey hafız ve hafiz olan Allah'ım, bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek her türlü bela ve musibete karşı koru. Fark etmeden altımızdan gelecek felaketlere karşı da senin azametine sığınıyoruz. Allah'ım içinde yaşadığımız beldelerin bereketleriyle bizi rızıklandır. Allah'ım veba ve koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıklarından, savaşlardan, saldırılardan, her türlü tehlikeden bizi koru. Bizi beldemizin insanlarına, beldelerimizin salih insanlarını da bize sevdir. Allah'ım bulunduğumuz yeri bizim için bereketlerle donat. Amin. Üveys el-Karni Efendimiz'e gelmiş ama onu görememiş Yemenli Üveys el-Karni Hazretlerinin bir duasını okuyalım. Allah'ım duası makbul olan bu zat Bediüzzaman Hazretleri de me'nus onun bilinen, o sema tarafından bilinen dua han bir insan olduğu için, dua kahramanı birisi olduğu için onun sesiyle, sadasıyla diyor, bir sarayın kapısına gelip kapı açılmadığı zaman Üveys el-Karni'nin sadasıyla seslenildiği gibi ben de onu vesile yaparak dua ediyorum diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz de Üveys el-Karni Hazretlerinin sesiyle, soluğuyla inşallah onun duasının altına duamızı koyarak, onun duasını vesile yaparak inşallah o rahmet kapısının açılmasına inşallah onun için amin diyelim. Allah'ım yüce huzurunda senin en son ve en büyük elçin Hazreti Muhammed'e ve aile efradına salatu selam ediyoruz. Rabbimiz senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyoruz. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde bizi çaresizliğimizle baş başa bırakma Allah'ım. Çaresiz insanlarımız var. Çaresiz bir millet var. Zalimlerin, münafıkların, fasitlerin
İfsatçıların, müfsitlerin ağında sürekli soyulan, fakirleştirilen, sürekli zulme maruz bırakılan bir millet var, kuşatılmış bir millet var ya Rab. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi, işte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Zelilim, esirinim, zayıfım, muhtacım, iflas etmiş bir çaresizim. Ey bütün kainatı yaratıp arızasız devam ettiren Rabbim, bahtsızım ama kapındayım. Bahtsızız ama kapındayız ya Rab. Kapından asla vazgeçmedik ya Rab. Senin dinini yaşamaktan uzaklaşmadık. Senin dinini tebliğ etmek, duyurmaktan asla ara vermedik. Ey yardım isteyenlere cevap veren Sultanlar Sultanı, gamlıyım, kederliyim, gamlıyız, kederliyiz, fakat kapındayız. Ey tasalı gönüllerin hüznünü gideren Halim, isyankarım lakin senin istediğin iyi ve sadık kimselerden olabilmeyi umarak kapına geldim. Geldim ve günahlarımı huzurunda ikrar ediyorum. Ey Erhamur Rahimin, hatalarımın farkında olarak kapına dayandım. Ey günahları mahvedip günahkar kullarını affeden Rabbim, kusurlarımı ve affına olan ihtiyacımı huzurunda bir kez daha itiraf ediyorum. Ey Rabbel Alemin, kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zulmedenlerin bile rahmetini umduğu, zulmedenlerin bile rahmetini umduğu Rabbim, çok cürümler işledim. Ama yüce divanında yere kapanıyor, boynumu büküyor ve senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sen ise bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir ki? Bu kuluna da bağışla ey merhameti sonsuz. Ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bediüzzaman Hazretlerinin 20. mektupta Üveys el-Karni Hazretlerinin duasını vesile yaparak bir duası var. Onun peşinden de onu okuyalım. Bediüzzaman Hazretleri bir dua kahramanı olarak diyor ki, evet, zeminin yüzü, yeryüzü ve yüzündeki eşcarın, ağaçların kıştaki vaziyeti fakiraneleri, kıştaki o perişan halleri, o çıplak vaziyetleri ve baharda şaşapaş olan, baharda coşmuş olan o servet ve gınaları, zenginlikleri, yaprakları, meyveleri, gayet kat'i bir surette bir kadir-i mutlak ve gani-i alel-ıtlakın kudret ve rahmetine aynadarlık eder. Bunlar ağacın kendisinden değil, bir gani-i mutlak var, bir zengin var, bunları donatıyor. Evet, bütün mevcudat güya lisan-ı hal ile, bütün varlıklar o hal diliyle Veysel Karani gibi şöyle münacat eder, şöyle bir duaya geçerler, derler ki, ya ilahena, Rabbimiz sensin, çünkü biz abdiz, kuluz. Nefsimizin terbiyesinden aciziz. Demek ki bizi terbiye eden sensin. Sen hem sensin Halik, çünkü biz mahlukuz, yapılıyoruz, yaratılıyoruz. Hem Rezzak sensin, çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Hem sensin Malik, çünkü biz memlukuz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Üzerimizde bir sürü icraatlarda bulunuyor. Demek malikimiz sensin. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilveleri var. Demek senin izzetinin aynasıyız. Hem sensin gani-i mutlak. Çünkü biz fakiriz. Fakrımızın eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin. Entümül fukarâ'u ilallah. Ayeti kerimede dendiği gibi, demek gani sensin, veren sensin.
hem sen hayy-i bakisin, çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Hem sen bakisin, çünkü biz fena ve zevalimizde senin devam ve bekanı görüyoruz. Hem cevap veren, atiye veren sensin. Çünkü biz umum mevcudat, bütün varlıklar olarak kali ve hali, hem halimizde, tavrımızla, hem dilimizle, sözlerimizle, dillerimizle daimi bağırıp istiyoruz. Niyaz edip yalvarıyoruz. Arzularımız yerine geliyor. Maksutlarımız veriliyor. Demek bize cevap veren sensin. Ve hakeza bütün mevcudatın külli ve cüz'i her birisi birer Veysel Karani gibi bir münacat-ı maneviye suretinde manevi bir dua yaparak bir ayna darlıkları var. Aciz ve fakr ve kusurlarıyla kudret ve kemal-i ilahi ilan ediyorlar. Bir kırık dilekçe muhterem hocamızın duasına da amin diyelim. Ey Rabbimiz! Kendisiyle senin kapına gelindiğinde mutlaka icabet buyurduğun ve yine onunla anıldığın, her zaman kullarına yardımcı olduğun nam-ı celilin hürmetine istiyoruz. Dualarımızı kabul buyur ve ümitlerimizi boşa çıkarma. Senden kusurlarımızı setretmeni, hatalarımızı örtmeni, günahlarımızı yargılayıp bizi mağfiret bağışlamanı, mağfiret buyurmanı, ihlasa erdirdiğin has kullarına bulunduğun gibi bize de lütufta bulunmanı, bize malın, mülkün bir fayda vermediği o günde işimize yarayacak ve senin hoşlanmadığın kirli duygulardan arınmış bir kalbi selim, her zaman sadece doğruyu söyleyen nezih bir lisan ve bizi senin sevgine ve seni sevenlerin sevgisine yaklaştıracak makbul ameller nasip etmeni dileniyoruz ya Rab. Rabbimiz, hoşnutluğunu ufkumuzu bütünüyle kaplayan en büyük gaye ve cennetini de ebedi meskenimiz eyle. Rabbimiz, hoşnutluğunu, rızanı ufkumuzu bütünüyle kaplayan en büyük gaye ve cennetini de ebedi meskenimiz eyle. Efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına salatu selam ederek bunları senden dileniyoruz Rabbimiz. Allahümme veffikna ila ma tuhibbu ve tarda. Allah'ım, seveceğin ve razı olacağın işleri yapmaya bizleri muvaffak eyle. Allahümme la tuhzina fid dünya vel ahire. Allah'ım, dünyada ve ahirette bizi rezil rüsva elleme. Allahümme ec'allena min emrine faracen ve mahraca. Allah'ım, işlerimizde bize bir çıkış ve kurtuluş nasip et. Allah'ım, ümmeti Muhammed'i bir araya getir. Allah'ım, biz ümmeti Muhammed'in gönüllerini birbirine ısındır. Allah'ım, ümmeti Muhammed Aleyhisselam'a merhamet et. Kabe nasıl coşmuş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'si nasıl coşmuş bugünlerde. Evet, o bela ve musibetler yavaş yavaş bertaraf olduğunun da bir habercisi bunlar. Ey Hafiz Rabbim, ey bizleri koruyup gözeten Allah'ım, başta büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi olmak üzere bizleri, kardeşlerimizi, dostlarımızı ve arkadaşlarımızı, dünyanın her yerindeki masum yavruları, yaşlıları, hastaları, dünyanın her köşe bucağında suçsuz ve çaresiz insanları, insanlığın yararına çalışanları, insanlarla dostça geçinmek isteyenleri, insan haklarına saygı gösterenleri, kime yapılırsa yapılsın zulümlere karşı sesini yükseltenleri, her türlü şerden, zarardan, savaştan, koronavirüsten, bela musibetten muhafaza buyur Allah'ım. Allah'ım, düşmanlarını, bize düşmanlık yapanları ve dininin hasımlarını, dünyada fitne ateşleri tutuşturup savaş çıkaranları, bu savaşlarda masum ve savunmasız insanları hunharca katledenleri, insanları yerinden yurdundan uzaklaştıranları, türlü türlü entrikalarla savunmasız insanların mallarını gasp edenleri,
insanların malına, ırzına, namusuna musallat olan zalimleri, çoluk çocuk demeden, bebek yaşlı demeden, hasta demeden, insanları suçsuz yerde hapislerde çürütenleri, alim Ali hocamız gibi pek çok kimseyi hapislerde çürütenleri, dindar görünüp aslında kinle, nefretle oturup kalkan kindar olan zalimleri, bütünüyle zalimleri, yeryüzünün neresinde varsa zulmeden gaddar zalimleri sana havale ediyoruz. Haklarından gel ey kahhar, aziz, azizun zintikam Rabbimiz. Ya Rab, muhterem büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye hep rahmetinle muamele et. Ona hayırlı, bereketli uzun ömürler nasip et. Sıhhat ve afiyet lütfeyle. Kendisine yakini tam, ihlası etem ve zühdü tam ihsan eyle. Her türlü insi ve cinni şeytanın, amansız düşmanların hilelerinden, tuzaklarından, komplolarından, sihirlerinden, büyülerinden, iftiralarından ve kötülüklerinden onu ve bütün kardeşlerimizi muhafaza eyle. Münafıkların nifakından, hainlerin ihanetinden siyanet buyur. İlk günden bugüne kadar hayır adına senden neler istemişse onları lütfet ver. Şer adına nelerden sana sığınmışsa da muhafaza eyle. Ya Rab, mustar, mescun, mağdur ve bilumum mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Zalimlerin kökü kesilsin Allah'ım. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Ya Rab, zalimlerin kökü kesilsin, yerlerinden kazınsınlar, bulundukları ve millet adına kullandıkları o yetkileri kullanamaz hale gelsinler Allah'ım. Allahümme Rabben nas, müdhibel be'es, işfen teşşafi la şafiye illa ent, şifen la yugadir sakama. Allah'ım, insanların Rabbi olan Allah'ım, sıkıntıyı gider, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Şifa veren sensin, senden başka şifa verecek yoktur. Senin şifandan başka şifa yoktur. Sen öyle bir şifa verirsin ki geride hastalıktan hiçbir eser bırakmazsın ya Rabbi. Bütün hastalarımıza şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle, evlatlarımızı salih eyle ya Rabbi. Ya Rab, Ya Rab, şu mübarek vakitte dualarımızı kabul eyle ve bizi inşallah güzel insanlarla, salih insanlarla beraber cennetine al. Amin. Ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ma's-salavat. Allah.